Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında kaderle alakalı yanlış anlaşılan bir konuya temas etmeye çalışacağız. İnsan kaderin mahkumu mudur? Kader diye bir program var. İlahi program ve Allahu Teala kader programıyla her şeyi belirlemiş. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Her şey bir kaderle, bir ölçüyle, bir programla yaratılmış. Bir bina yapılmazdan önce planı, projesi olur. Bir yol yapılmazdan önce üzerinde daha önce çalışmalar yapılır, planı, projesi gerçekleştirilir. Kainat çok muhteşem bir proje. İşte sınırlarını bilmediğimiz çok geniş bir alem. O alem içinde güneş sistemi, o güneş sistemi içinde dünya, dünya içinde bu kadar canlılar, cansızlar. Bu çok büyük bir plan, çok büyük bir program. Ve biz buna kader programı diyoruz. Allah-u Teala ilminde her şeyi belirlemiş. Kader, Cenab-ı Hakk'ın ilminin bir nevidir. Allah'ın ilmi şu anda yaratmış olduğu şeylerle sınırlı değildir. Ve insana diyelim bu şekil verilmiş, başka şekilde verilebilirdi, başka tarzlarda olabilirdi. Allah bütün bunları bilir ama programdan bu böyle çıkmıştır. İnsan diyelim ortalama 1.70 boyunda, işte şu ağırlıkta, vücudunda şu azalar olan böyle bir varlık olarak dünyaya gönderilmiştir. Bu ilahi programın neticesi. Allah-u Teala ilahi programla bizim cinsiyetimizi belirlemiş. Şu anda dünyada 6 milyar insan varsa kadın erkek nüfusu birbirine yakındır. Diyelim 3 milyar kadın, 3 milyar erkek gibi. %50, %50 o tarzda veya biri %49, diğeri %51. Oranlar birbirine yakındır. Arada derin uçurumlar söz konusu değildir. Bu ilahi programın neticesi. Bizlere bırakılmış bir şey değil. Bizlere bırakılsaydı, tercih hakkı bize bırakılsaydı dengeler alt üst olabilirdi. Diyelim %80 erkek, %20 kadın veya tersi gibi durumlar olabilirdi. Ve o zaman işler çok karışırdı. Allah-u Teala dilediği şekilde tasarrufta bulunmuş. Dilediği şekilde insanlara şekil vermiş. Aynı Adem'den ırklar meydana getirmiş. O ırklara belli özellikler vermiş. Ve her bir insanda Cenab-ı Hakk'ın kudret fırçası dilediği şekli gerçekleştirmiş. Mesela ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Huvellezî yusavvirukum fil erham keyfe yeşâ. O Allah ana rahimlerinde sizleri dilediği şekilde şekillendiriyor. Bizler anne babamız vasıtasıyla dünyaya geldik ama anne babamız bize şekil vermedi. Hatta bizim cinsiyetimizi bile onlar belirlemedi. Onlar sadece neticede bir çocuk sahibi oldular. Ve o şekilde Cenab-ı Hakk'ın bir nimetine mazhar oldular. Allah-u Teala bize ana rahminde şekil verdi. Biz bir tek hücreyken orada cinsiyetimiz belirlendi. Saçımızın rengi, gözümüzün rengi, boyumuz, hatta huyumuz, bütün bunlar belirlendi ve ona göre bu insanlar dünyaya gönderildi. Peki acaba insan bu dünyaya bu şekilde her şeyle bir programdan çıkarak gönderiliyor? Acaba insanın kendi fiilleri de kader programının bir neticesi midir? Bazıları böyle anlıyorlar ve diyorlar ki insanın genetik yapısında onun kader programı da yazılmıştır veya alnında kaderi yazılmıştır. Olacak neyse olur. Bu yanlış bir anlayış. Kur'an-ı Kerim bize meseleyi böyle anlatmıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu gibi konuları bize bildirirken şunu bildiriyor. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ De ki Rabbinizden hak size gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Bir başka ayette şöyle geçiyor. İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Biz insana yolu gösterdik. Bu insan ister şükreder, isterse de nankörlük yapar. Bu iki ayeti beraberce değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan tablo şudur. Bu insan isterse iman eder, isterse küfre düşer. Bu insan isterse Allah'ın verdiği nimetlere şükreder, isterse de nankörlük yapar. Dolayısıyla cinsiyetimizi belirlemek bize ait değildir.
Saçımızın rengini belirlemek bize ait değildir. Gözümüzün rengini tercih etmek bize ait değildir. Ama inancımızı tercih etmek bu bize aittir. Allah'ın nimetlerine şükretmek veya nankörlük yapmak bu bize aittir. Ve herkes kendi vicdanına müracaat ettiğinde kendinde bir irade bulacaktır. Yani insan yaptığı şeyleri bilerek yaptığını, kendi isteğiyle yaptığını fark edecektir. Bu noktada kaderin bir zorlaması söz konusu değildir. Ancak belki şu bu vesileyle medar-ı bahs olabilir. Herkesin kabiliyetleri farklı farklı. Herkesin tabiatı farklı farklı. Ve herkesin buna göre imtihanı da farklı farklı. İşte bazıları parayla imtihan ediliyor. Bazıları diyelim kadınla, bazıları makamla, bazıları fakirlikle. Ve böylece herkesin değişik bir imtihanı var. İşte bir kısım insanlar yaratılıştan bazı günahlara daha fazla meyilli olur. Ama bu kaderin bir zorlaması anlamına gelmez. Allah onu onunla imtihan etmektedir. Bir kısım insanları zenginlikle imtihan ederken bir kısmını fakirlikle imtihan eder. Bir kısmını şehevi duygularla imtihan eder. Bir kısmını gadabi, kuvve-i gadabiye tabi edilen o gibi duygularla imtihan eder. Ama bu da neticede yine bir imtihandır. Hatta şöyle bir şey anlatılıyor. İnsanın mesela şu elindeki çizgiler, alnındaki çizgiler kaderin bir takım sırlarına bir işaret olarak görülüyor. Yani kader bir takım şeyleri oraya adeta bir haşiye gibi düşmüş ve bazı şeyleri işaretlemiş. Bu konuları az çok bilen birisinin kitabında okumuştum. Orada şunu nazara veriyor. Diyor ki bir arkadaşımın diyor eline baktım. İşaretlerden anlayan birisiyim diyor. Baktım. Ve hayret ettim diyor. Arkadaşım da diyor bendeki hayreti gördü. Sordu ne oldu tarzında. Ben diyor ona dedim ki bu gerçekten sen misin? Bu el senin olamaz. Şaşırdı diyor. Neden olamaz? Ben de diyor kendisine dedim ki bu işaretlere göre senin hırsız birisi olman gerekiyor. Ama ben seni tanıyorum. Hırsızlık yapmayacak şerefli bir insansın. Ya buna hayret ettim diyor. Bunun üzerine arkadaşı ona diyor ki Allah Allah demek böyle diyor. Ben küçüklüğümden beri hırsızlığa böyle içimde çok büyük bir istek duyuyorum diyor. Ta küçüklüğümden beri hırsızlığa doğru bir meyil ama bugüne kadar da elhamdülillah bir şey çalmadım diyor. İrademi kullanmak suretiyle bunu dizginledim, bunu frenledim ve bir şey de çalmadım diyor. Burada şunu görmekteyiz bu gibi olaylarda. Yani bazıları da yaratılıştan hırsızlığa daha meyillidir. Ama bu kaderin bir zorlaması demek değildir. Ve o duyguya bakarak işte kader beni hırsızlığa zorluyor diyemez o insan. Böyle yaptığı zaman problemler çıkar. Yani sanki adeta Allah ona hırsızlık yaptırıyor gibi Allah'a iftira etmiş olur. Hazreti Ömer döneminde böyle bir olay olmuş. Adamın birisi hırsızlıktan yakalanıyor. Ceza uygulanacağı zaman adam böyle diyor ki ya Ömer ben ne yapabilirdim? Bu benim kaderimmiş diyor. Hazreti Ömer cezasını uygulatıyor. Ardından bir de sopa cezası verdiriyor. Diyor bu da Allah'a iftira ettiğinden dolayı. Çünkü adamın o yaklaşımına göre, adamın o felsefesine göre kader beni zorluyor manası çıkıyor. Ne yapabilirdim? Ben kaderin mahkumuyum. Kader beni zorlamış. Kader bana hırsızlık yaptırmış. Haşa ilahi kader böyle şeylerden münezzehtir. Hırsızlık yapan kendi iradesiyle yapar. İçki içen kendi iradesiyle içer. Namaza giden kendi iradesiyle namazını kılar. Böylece herkes kendi fiillerinde sonuna kadar hürdür ve serbesttir. Ve zaten insanın mesul olması da buradan kaynaklanmaktadır. Yoksa hepimiz gerçekten birer robot gibi olsak, beynimize yerleştirilen programa göre mecburen iyi veya mecburen kötü olsak, o zaman diğer alemde sevap ve mükafatın herhangi bir anlamı kalmaz. Ne iyinin iyiliğinden ne de kötünün kötülüğünden bahsedilemez. Halbuki insanlar hür bırakılmışlardır, serbest bırakılmışlardır. İyilik de yapabilirler, kötülük de yapabilirler. Cenab-ı Hak hepimizi hayırlı işlerimizde muvaffak eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.